Arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğal afetler kısmımızı tamamladık. Şimdi geldik çevre boyutuna. İşin hem kirliliklerinden bahsedeceğiz. Hem de bu çevre tahribatına karşı yapılmış olan önlemler neler? Bazı alanları özel olarak belirledik. Oralarda çevre korumaya dair çevreyi nasıl koruyabiliriz? Ya da afetlere karşı nasıl tedbirler alabiliriz diye bir takım e, yol ve yöntemler uygulanmış. Biz de bunları göreceğiz. Karşımıza da soru olarak çıkarsa zaten çok şükür verecek bir cevabımız var diyeceğiz. Bunlardan ilki kirlilikler dediğimiz gibi şöyle kirliliklerden bahsederken hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği. Şimdiye kadar da fark etmişinizdir zaten. Hep konularımız içerisinde de küçük küçük bunlardan değinmiştik esasında. Demiştik ki Allah'a şükür kirlendirmedik bir yer bırakmadık. Körfeze bakıyorsun kirli, toprağa bakıyorsun kirli, suya bakıyorsun akarsular, göller bunların hepsinde bir kirlilik söz konusu ve havamız da kirli. Peki hava kirliliğinde ne var dediğimizde geçmişten beri hep şunları siz de sorduğumuzda söylersin. Mesela bir yerde yoğun bir fosil yakıt kullanımı varsa özellikle odun, kömür, petrol, doğalgaz bunların yakılması, fosil yakıtların yakılması bir kirlilik çıkarır mı? Çıkarır. Aynı zamanda trafik ve bir yerin büyük oranda nüfuslanması, orada e, kentleşmenin artması beraberinde kirlilikleri artırır mı? Artırır gibi. Dolayısıyla burada genel anlamda hava kirliliğine baktığımızda müfredatta yeri olan, karşınıza soru olarak gelecek olan iki tip kirlilikten bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi bahsedemiyoruz. Çünkü kaçtı kendisi. Hemen alıyorum. Londra tipi diyorum. Londra tipi ne demek? Neden ortaya çıkmış bu arkadaş? 1950'lerin Londra'sında, İngiltere'sinde aşırı bir kömür kullanımı gerçekleşir ve bu kömür kullanımına bağlı olarak da inanılmaz bir hava kirliliği, sis ve duman oluşur. Buna karşılık olarak da kömür kullanımını kraliçe yasaklamıştır. Ve demiştir ki bundan sonrasında kömür yakanı, bacasından duman tüteni keseceğin. İşte böyle bir noktaya gelinmiş. Dolayısıyla da ilk defa bu kirlilik dünya üzerinde Londra'da görüldüğü için buna Londra tipi demişler. Peki neyden olurmuş? Kömür kullanımından olur. Şimdi biz geçmiş yıllarda bunu çok fazla yaşardık. Özellikle Ankara'da ki Ankara bir çanak içerisinde yer alır. Etrafı tepelerle kaplıdır. Ortası bir çanaktır. 1990'lı yıllarda inanılmaz bir o gece kondulaşma beraberinde kömür kullanımı derken Ankara'nın üzerine bir duman otururdu. Saatlerce o dumanın kalkmasını beklerdin etrafı görebilmek için. Ama günümüzde artık böyle bir kirlilik büyük kentlerimiz açısından söz konusu değil. Çünkü ne oldu? Doğalgaz kullanımı oldu. Biz de diyoruz ki bu Londra tipini sorarsa kömürden olur. Doğalgaz yak kaybolur diyoruz. Yani demek ki şöyle bir soru olabilir. Geçmiş yıllarda Türkiye'nin kentlerinde görülen Londra tipi hava kirliliği son yıllarda azalmıştır. Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diye sordu diyelim. Orada şunları falan koyabilir karşınıza. İşte kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması. işte kentlerde yaşayan nüfusun azalması falan böyle bir şeyler derse hayır diyeceğiz ya. Bizim olayımız şu. Bu kömür kullanımına bağlı, sobaya bağlı kirlilik e kentlerimize doğalgaz geldi. 2000'lerden sonra yaygınlaşan doğalgazla birlikte bu kirlilik azaldı. Hocam yanında bir eksi var. O ne demek derseniz işte azaldığını göstersin diye yani günümüzde her gün ilerledikçe bu kirlilik bir tık daha azalıyor anlamına gelir. Bir diğer kirliliğimizin adı ise Los Angeles tipi kirlilik demektir. Ne demek hocam bu Los Angeles tipi kirlilik? Bu da Dünya üzerindeki ilk sanayileşen ve aynı zamanda kentleşip trafikleşen kentlerden bir tanesi olan Los Angeles'tan Amerika'dan ortaya çıkmış. Los Angeles özellikle hızlı bir sanayileşme, hızlı bir trafik sorunuyla, kentleşme sorunuyla karşılaşınca beraberinde şu ortaya çıktı. Fabrikalardan çıkan zehirli gazlar ile arabaların egzoz gazları bir araya geldiğinde bunlar öldürücü birer kloroflorokarbon gazı dediğimiz gazlara dönüşüyorlar. Ve nihayetinde o çevrede nefes aldığınızda büyük oranda kanser sebebi oluyorsunuz. Ve bizde de bu kirlilik sanayi artı trafikten gelen kirlilik zaman zaman diyor İstanbul ile İzmit arasında görülmektedir deniyor. Zaten İzmit Körfezi çevresinde hani herhangi bir suyu, deniz suyu vesaire dedik ya balık bile girmiyor İzmit Körfezi'ne şu pislik yaşar mıyım diye diyor. O çekiliyor. Aynı zamanda ne oluyor? etrafında nefes almak da yine sizi başlayacak kanser sebeplerinden bir tanesi oluyor. Ve buna bir artı koymuşuz. Neden? Çünkü günden güne artıyor bu kirliliğimiz diyeceğiz. E Türkiye sanayileşmesi artıyor mu? Evet hocam artıyor. Trafik artıyor mu? Artıyor. 26 milyon araca ulaşmışız. Trafikte gördüğümüz e bunların her gün ne kadar petrol tükettiğini düşünürseniz bu kirliliğimiz günden güne artmaktadır. Su kirliliğine geldiğimizde sular içerisinde göller, akarsular, körfezler hepsi kirlenmiş vaziyette. Peki kimler var? Göl kirliliğinde. Normalde Beyşehir Türkiye'nin en büyük tatlısı gölü demiştik hatırlarsınız. Türkiye'nin en büyük tatlısı gölü kirlenmiş vaziyette. Manyas diğer adıyla kuş cenneti. Normalde kuşların cennet olması gereken yer bir yudum su içen kuşun öle yazdığı kuş cehennemine dönüşmüş vaziyette. Sapanca Adapazarı. Pazarı dediğimiz yer Sakarya sanayisinin olduğu yerde bulunan bir göl olduğuna göre ki e, sapanca deyince etraftaki bungalovlardan akla gelir değil mi? Hafta sonu kaçaba bungalovu. İznik. E zaten Bursa'nın izni ve Van burada. Belki şuna dikkat edeceğiz. İşte soru tip olarak kafamı karıştırsın diye. Önce şöyle bir bilgi verir. Üst bilgili soru sorar. Der ki doğuya doğru gidildikçe kentleşme ve endüstrileşme azaldığı için akarsu kirliliği ya da göllerin kirliliğinin azalması beklenir. Sen dersin ki doğru haklısın. Aşağıdaki göllerden hangisi buna uymaz? Ne demek istiyor? Doğdu olduğu halde kirli. İşte o istisna Van'dır. Neden hocam Van bu şekilde kirli? Van arkadaşlar dikkat edin bir kapalı havza. Yani kendi sularını dışarıya boşaltıp temizleyebilecek bir versiyonda değil. 2- Van çevresine inanılmaz bir kentleşme söz konusu. Van'ın merkezi zaten Bitlis'in Adilcevaz'ı, Tatvan'ı, bunların Edremitler, bunların hepsinin kapladığı bir yerde aynı zamanda Van bir turizm kenti. Bundan kaynaklı inanılmaz bir kirlilik söz konusu oluyor. Akarsulara baktığımız zaman akarsular içerisinde en kirli akarsu ergene. Ne demiştik zaten zamanında da yağ fabrikaları sayesinde buraya gelen bir yağ atığı var. Debisinin %75'i sanayi atığı olan ergene kirlidir. Yani ergenler. Yağlı ve kirli diye aklınızda kalsın demiştim. Ha bunun yanı sıra sorularda şunu görürsünüz. İşte susurluk nasıl? O da kirli. E, Sakarya nasıl? O da kirli. Bak böyle gördüğünüzde Gediz, Susurluk, Sakarya, Ergene, Meriç, Batı'da gördüğünüz akarsularda ki Türkiye'nin büyük akarsularının çoğu bu anlamda kirlenmiştir. Nereye doğru hocam kirliliği azaltayım ben burada? Doğuya doğru. Yine her zaman unutmayın Batı'dan doğuya doğru gidildikçe kentleşme ve endüstrileşme azaldığı için haliyle nüfus azaldığı için buradaki kirlilikler de ne yapıyor? Azalıyor. En temiz akarsu zap suyu serin akarloy oysinemmi Türkiye'sindeki zap suyu. Kendisi Hakkari'de bulunur. Zaten Dicle'nin bir kolu olduğunu Irak'ın kuzeyinde ne ile Dicle ile birleştiğini ifade etmiştik geçmiş derslerimizde akarsular konusunda. Demek ki dağlık sahalardan kaynağını aldığı için buz erimeleri kara erimeleriyle beslendiği için temiz bir akarsu olarak kabul ediliyor. Körfezlere baktığımızda ise istisnasız körfezlerimizin tamamında bir kirlilik söz konusu ama bir tanesi burada hariç tutuyoruz tabi. Şimdi İzmit Haliyle Kocaeli'nin merkezi İzmit Körfezi 20 yıldır balık girmeyen yer. Bursa'nın gemliği, araba fabrikaları, TOG'un fabrikası da orada. Bunlara bağlı gemiler, limanlar vesaire derken. Hani arkadaşlar kirliliği şöyle de düşünmeyin. İlla hani denizin içerisinde böyle bir naylon göreceğim, muz kabuğu göreceğim. Birisi plastik pet şişe falan atmış. Bunun gibi düşünmeyin. Körfezler dediğimiz yerlerde ya da akarsular, göller dediğimiz yerlerin çevresinde artık o maviyle yeşil dokusu vardır ya. Araya bir gri girer. O betondur. İşte oraya bir liman yapmak demek oradaki doğal dengeyi bozuyor olmak demektir. Hani kirlilikten kastımız illa suyun içerisi bulanık olacak, çamur balçık olacak gibi düşünmüyoruz. Genlik bu anlamda kirli. İzmir zaten kentleşmenin olduğu bir yer. İskenderun sanayi nedeniyle büyük oranda kirlidir. Antalya, Kuşadası, Fethiye gibi görmüş olduğumuz körfezler ya da Güllük, Gökova... Hani anlatabiliyor muyum orada Bodrumlar, Datçalar, Fethiyeler, Kuşadalar bunları görürseniz kirli mi? Evet kirli ama bunların kirliliği sanayi mi? Hayır daha ziyade Antalya, Kuşadası gibi körfezlerin kirliliği turizm. İşte burada demek ki iki farklı soru tipi var. Bize kirliliğin hangisinden kaynaklandığını da sorabilir. Oraya İskenderun körfezini verir. Bir bakarsın yanında da Fethiye vardır. E sen şunu rahatlıkla yapabilirsin değil mi? İskenderun sanayiden dolayı kirli. E Fethiye dediğim turizmden dediğin anda zaten olayı çözmüş olursunuz. Peki en temiz körfezimiz kimdi? Çanakkale Saros körfeziydi. Kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip olduğu için Türkiye'nin en temiz körfez diye geçer. Tek körfez kendi kendini temizleyen. Toprak kirliliğine baktığımızda ise toprakları başlıca kirleticilerde bir tarımsal faaliyetler var. Tarımsal faaliyetler içerisinde aşırı zirai ilaç ve gübre kullanımı. Şunu diyebilirsiniz. Hocam gübre kullanmayacak mıyız? E gübre kullanacaksın. İlacı atmayacak mıyız? Atacaksın. Ama toprağın ihtiyacından daha fazlasını ya da toprağınızda azot eksikliği vardır. Siz gitmişsiniz potasyumlu gübre atmışsınızdır. Yani toprağın ihtiyacı olan türde değil de farklı bir tür. Ne kullanmışsın? Göbre. E o zaman ne olacak bu toprak? ihtiyacının dışında ya da farklı bir şey geldiğinde bozulacak. O yüzden aşırı zira ilaç ve gübre kullanımı sıkıntılı. İkincisi aşırı ve vahşi sulama. Şimdi buraya bir hemen parantez açacağız. Niye hocam burada parantez açıyoruz? Aşırı ve vahşi sulama bir ne demektir? Birincisi şu. Normal şartlarda olması gereken sulama teknikleri tarımda damlalama ya da yağmurlama gibi sulama sistemlerdir. Yani çok az miktar suyla oradaki bütün sahayı rahatlıkla sulayabilirsiniz. Aşırı sulamanın güzel bir şey olmadığını düşüneceğiz. Olay şöyle oldu. 1980'li yıllarda ikinci yarısından itibaren GAP yavaş yavaş uygulamaya konuldu. Güneydoğu'da GAP'la birlikte kanallar, kanaletler yapılarak su getirildi ve çiftçiye bir anda su verildi. Çiftçi Fırat Nehri'nin gelince kendisine doğru geldiğini görünce Dedik o ne güzel ya su geldi vallahi sıcak değil iyi tarım yaparız dedi. Irmağın yönünü çevirdi tarlaya. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene yüksek verimler alındı ama bir şey atlanıldı. Hocam peki bu Fırat içerisinde eriyik halde bulunan tuz gibi, kireç gibi materyaller bunlar buharlaşmayla su ortamdan çekilince nereye gitti? Bir yere gidemez ki. Toprağın üstüne katman halinde birikmeye başladı. Şu an Güneydoğu topraklarında aşırı ve vahşi sulama dediğimiz o salma sulama yöntemini arkadaşlar vahşi sulama denilir normalde damlama ve yağmurlama sulama sistemi olması gerekir. Aşırısı ve bu şekilde ifade edildiği için bu ifade benim ifadem değil. Bazen şey olabiliyor. Hocam vahşi sulama diye böyle bir şey mi? Hayır öyle bir şey değil. Bu devlet su işlerinin Tarım Orman Bakanlığı'nın zaten resmi kayıtlarında o tip sulamalara vahşi sulama olmaması gereken sulama diye geçer. Bu anlamda bileceğiz. Peki burada ne yapar? Toprakta bu aşırı ve vahşi sulama dediğimiz toprakta tuzlanma tuzlanma ve kireçlenme yapar arkadaşım. Toprakta tuzlanma ve kireçlenme. İşte bizim de Güneydoğu Anadolu'da GAP'la birlikte yaşandığını sıklıkla unutmuyoruz. O zaman bunun yanına bir GAP yazalım. İleride de yine GAP'ta da bahsederiz bunlardan. Demek ki bizim bileceğimiz nokta şu. Toprağı kirlendirmek demek illa toprağın üzerine bir şey dökmek değil. Aynı zamanda aşırı sulama yöntemleriyle boğarlaşma bir sonucunda toprakta tuzlanma ve kireçlenmenin olması da yine bir kirlilik sebep olarak çıkar. Katı atık bırakımı, şehir çöpleri, özellikle biz inşaatlardan çıkan molozları ya da yıkımlar sonucunda elde edilen molozları bunları da oradan toprağa bırakıyoruz. E şehir çöpleri dediğimiz çöpleri toprağa bırakıyoruz. Bunların hepsi sızarak toprağı zaten bir kere öldürüyor. Ha devamı da geliyor. O topraktan sızıyor yeraltı sularına. Yeraltı suları zaten akarsuları gölleri besliyor. Sonra geldi yeraltı yüz üstü sularına. E yer üstü suları da bize şebek olarak bağlandığında. E, o suyu içe içe en son şebeye doğru bağlayacak bir noktaya doğru gidiyoruz. Ovalardan inşaat kumu çalınması, alınması demişim ama ben ona çalınması diyorum. Ovalar normalde tarım yapılacak alanlardır. Ovaları amaç dışında kullanıyoruz çok fazla. Özellikle batıda bunu sıklıkla da görebiliyoruz. Yani bırakın batıyı ya, aslında şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Normal bakınız. Bizdeki ovalar aynı zamanda birer il ve ilçe adları değil mi büyük oranda? Şimdi Konya Ovası diyorsun. Niye Konya orada? Ya da diyorsun ki İnegöl Ovası. E Bursa'nın İnegöl'ü. İnegöl orada. İlçesi orada. Bursa Ovası vesaire gibi. Adapazar Ovası. Hep biz ovalara yerleşmişiz. Ve bu ovalara yerleştiğimizde ise sanayi tesisleriyle ovaları kaplayabiliyoruz. Tarım dışında kentleşmeyle, sanayi tesisleriyle, o efendim ana ulaşım güzergahları, benzinlikler, öteki belki. Yani pek çok aklınıza gelecek sebepten dolayı ova dediğimiz güzel tarım düzlüklerini bir kere yok ediyoruz. İkincisi bir de yetinmeyip o ovaların geri kalan toprakların da inşaat kumu amacıyla kullanıyoruz. E ben size şunu anlatmamış mıydım? Alüvyon diyoruz ya hep o merak ediyoruz. Ya bu alüvyal toprak neymiş hocam alüvyon neymiş? Ya dedim ya evinize gelen inşaat kumu. Hani harç yapılır sıva yapılır. İşte duvar örülür. O inşaat kumu alüvyondur. Akarsuyun taşıdığı malzeme. Demek ki bunların alınması da yine olmaması gereken bir durum. Evet kirlilikler boyutunda bunlar var. Şimdi bakalım sorularımız ne diyor. Bulundukları alanların kentleşme ve endüstrileşme özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki akarsulardan hangisinde su kirliliğinin diğerlerinden daha az olması beklenir? Daha az olacaksa uzağa git. Nereye? Doğuya doğru git. Bakıyorum Gediz. Nerede Gediz? E bugün Gediz, Kütahya, Gediz savaşları falan böyle. Aa hocam batıya doğru diye Manisa ve çevresi İzmir'e doğru olan kısımda arkadaşlar Gediz Irmağı zaten. Orası Gediz Vadisi. Orası o zaman İzmir, Manisa kirli mi? Evet kirli. Susurluk, e, Güney Marmara'da Balıkesir aynı zamanda Bursa, Nilüfer çayı buna karışıyor. O olabilir. E, Ergene zaten kirli kimler? Ergenler çok kirli. Sakarya, Adapazarı Nehri. Ada e, Adapazarı'nın olduğundan geçen Sakarya Irmağı. Bir kolu Ankara, bir kolu Eskişehir, Porsuk. Haydi ne bundan? E baktım Arpaçay. Aa hocam Arpaçay neresi? Arkadaşlar Arpaçay dediğimiz Iğdır'da bulunan bir akarsu. Ya dolayısıyla doğuya doğru gidildikçe madem ki bu azalıyor, o zaman da biz ne yaptık? Kars Iğdır Arpaçay ikisi arasında bulunur. O zaman burası temiz diyebiliriz. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı körfezlerin yerleri numaralarla gösterilmiştir. Hemen şöyle baktığınızda bir şeyler şekillenmesi lazım. Mesela şuraya baktığında Antalya Körfezi olduğunu anlayabiliyor musun? Hı hı dedi. Mesela şuraya baktığım zaman Muğla'nın böyle Datça, Bodrum falan o taraflar olduğunu anlıyor musun? Hmm, Güllük mesela Körfez olabilir orası. E şuraya geldim bir numaralı yer Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Altınoluk oralara denk geldiğini anlayabiliyor musun? He. Şuraya geldim burası İzmit Körfezi'dir desem. Evet hocam. E şuraya geldim Çanakkale'nin o uç Kuzey Anadolu fayının çıktığı yer. Orası acaba Saros Körfezi'ne denk geliyor olabilir mi? Ha olabilir. Haritadaki numaralı körfezlerden hangisinin sanayileşmeye bağlı kirliliğinin daha fazla olduğu söylenebilir? Hmm. Baktım Antalya çevresi o zaman kirlilik sanayi mi turizm mi? Turizm. Burada Datça, Bodrum çevresi ise ne oldu? Yine turizm olur mu? Olur. Hocam Ayvalık, Altınoluk, Asos, Masos. İşte o zaman ne oldu? Turizm. E burada zaten en temizi sanayileşmeye bağlı diyemezsin. Ama 4 numaralı kim? İzmit Körfezi sanayileşmeye bağlı kirli. Belki bunu şöyle de yapabilir. Öncüllü soru da yapabilir. Biz sınav tarzını çözüyoruz şu an. Öncüllü soru yapar. Bunu kaldırır. Getirir arkadaşım buraya koyar. Yine o zaman sanayileşmeye bağlı derse buradaki körfezimiz kim? İskenderun. Sanayileşmiş mi? Evet demir çelik fabrikası. O zaman cevabımız hangileri diye sorulur soru. 4-5 olur mu? olur. Bunlara da dikkat edin. Kombinasyonlar değişe değişe gelebilir. Birinci noktamız kirliliklerdi. Şimdi geldik ikinci noktaya arkadaşlar. Küresel iklim değişimleri. Gerçekten ileri hiç iyi görünmüyor. Yani tünelin ucu hiç de aydınlık bir yere çıkmıyor. Haberimiz olsun. Hepimiz açısından haberimiz olsun. Hadi diyebilirsin hocam ne yapayım bir tane parfümüm var onu da sıkmayayım mı? Yani durduk yere değil mi bütün dünyanın küresel ısınmaya, küresel iklim değişimlerine sebep olan şeyin bizim kullandığımız parfümlerden kaynaklıyormuş gibi ozon tabakasını da siz deldiniz. Diye. Ha bazıları var. Gerçekten hani ozon tabakasını delercesine parfüm sıktığı oluyor. Ee, bazıları da hiçbir şey sıkmayarak bu sefer kendi şeyiyle ozan tabakasını delmeye çalışıyor. ama sonuç olarak biz biliyoruz ki bu küresel iklim değişimleri dediğimiz şey ve Türkiye'ye olası etkilerinde birazdan anlatacaklarımı duyduğunuz zaman diyeceksiniz ki hocam biz bunları yavaş yavaş yaşamaya başladık ya. Doğru diyeceksiniz. Nedir hocam bu? Özellikle sıcaklık koşullarında kararsızlaşma. Bir bakıyorsun havanın dengesi yok diyorsun. Ya daha dün diyorsun cayır cayır yanıyorduk bugün üşüyoruz gibi ya da yazın ortasında kış kışın ortasında yaz sıcaklıklar artık kararsız. E bu kararsızlıklar neye neden oluyor? Yağışın dağılışında değişkenliğe neden oluyor. Hiç ummadığın zamanda ummadığın yağışlarla karşılaşabiliyorsun. Basınç ve rüzgarlardaki değişimler zaten dengesi şaşmış vaziyette. Eğer sıcaklık kararsızlaşırsa bu ne etkiliyor? sıcak basıncı, rüzgarı, nemi, yağışı her şeye etkiliyor. Deniz seviyesi değişimleri özellikle buzulların erimesine bağlı gerçekleşecek olan bir durum. Bunlar hafife alınacak ve yaban atılacak konular değil. Gelişimde şimdi şöyle bakalım. Şimdi normal şartlarda sıcaklıkların günümüzden daha fazla olması durumunda Türkiye'nin bulunduğu alanda genel olarak bir sıcaklık artışı yaşanacaktır ki dikkat edin küresel çapta zaten Dünya sıcaklığının 2-3 derece kadar biz daha yükseldiğini biliyoruz. E bu durum beraberinde neyi getiriyor? İşte buzulların erimesi hikayesini getiriyor. Kuraklık şiddetinde artış yaşanacaktır. Ki e, şu an biz artık son yıllarda ne duymaya başladık hep? Son 20 yılı bir düşünün. Her seferinde özellikle kentlerin içme suyu anlamında sıkıntı yaşadığını, sürekli bir kuraklık meselesinden ve şehirlerin artık su bulamadığından bahsediyoruz. E, hadi şu mevsim gelse de yağmurlar bir yağsa da diye yağmur duasına çıkıyoruz. Bu artıştan en fazla eklenilecek olan bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Çünkü ne demiştik? Kuraklık en çok. Nerede? Güneydoğu'da. Ha kim umursamaz derse Güneydoğu'yu e, o gelen kuraklığı Karadeniz. Orada kuraklık en az yaşanacaktır. Karadeniz'de sıcaklığın artışı buharlaşmayı artıracak Denizden gelen nemli hava kütleleri Karadeniz'de yağışın daha da fazla olmasına neden olacak. Ama bu güzel bir şey olarak olmayacak arkadaşım. Çünkü Karadeniz'de sıcak ve nemli bir iklim oluşacak. Aslında bir ekvatoral tropik kuşak vari bir yere dönüşmeye başlayacak. İnsan yaşamını olumsuz etkileyecek. Çünkü aşırı nemli ve sıcaklı bu ortamda sürekli gece gündüz yağan sıcak yağmurlarla birlikte sel taşkın olayları sıklaşacak aynı zamanda heylan olayları sıklaşacak. Ve senin de orada yaşaman, nefes alman ya da oturduğun yerde bir anda ayağın altından oturduğun yerin kayması heyelanlarla artacaktır. Karadeniz çok da yaşanması bir yer olmayacaktır ilerleyen zamanlarda. E Güneydoğu zaten kuraklıkla kavrulup gidecek. İç Anadolu yine aynı şekilde susuzluk, kuraklıkla kavrulup gidecek. Peki Doğu Anadolu'ya ne olacak? Doğu Anadolu'da güzel bir şey olacak. Doğu Anadolu'daki sıcaklığın biraz daha artması, günümüzden birkaç derece daha artması bu anlaşmayı artıracak. Bu durum yaz yağışların oranını artıracaktır. Ve böylelikle Doğu Anadolu'daki o çayır dediğimiz örtü daha da genişleyecektir. Yani aslında Doğu Anadolu bu kadar soğuk olmayacak. Daha yaşanması bir sıcaklığa sahip olacak. Ve oradaki otlaklar, çayırlar gülleşerek kendisi böyle çayırlı, çimenli, ılıman güzel bir yere doğru dönüşecek. Doğu Anadolu'da ormanlık sahalar artacak ve dediğimiz gibi yaşanması bir yer olacak. Ben olsam bugünden yerinizde Doğu Anadolu'dan 3-5 dönüm bir yerler kapatmaya bakarım. İleride lazım olur diye. Çünkü Türkiye'nin geri kalanı ile ilgili ciddi manada sıkıntı var diyeceğiz. Doğu Anadolu'da yerleşme ve tarım üst sınırı daha da yükselecek. Yani Doğu Anadolu bölgesinde bugün işte 2000 metrelerde yaşarken sıcaklığın artmasıyla artık 2500'lerde sıcak olacak. Sen 2500 metrede yerleşebileceksin. Yani dağ maya deme hani ileride ya burada ne olur ki bu dağ başında deme. İleride oradan imar geçer. Peki iç bölgelerimizdeki kuraklık artışı, yağışsızlık, bitki seyrek olması nedeniyle iç bölgelerde ormanlarımız iyice azalacak ve iç Anadolu arkadaşlar ve güneydoğunun da bazı kesimleri ileride çöle doğru dönüşecek. Yani bizde henüz daha bir çöl yok ama biz o çölü göreceğiz. Akdeniz'de ve Ege'de yaz ya, yaz sıcaklığının ve kuraklığın artmasına bağlı orman yangınları daha da artarak sürecek. Ormanları belli bir yerden sonrasında kaybedecek bu bölge ve en kötülerinden bir tanesi kış aylarında aşırı sağanak yağışlarla birlikte inanılmaz bir e, şeye geleceğiz. Bizim eskiden görmediğimiz kasırgalar, fırtınalar tarzı yağışlar tamamen o seraları parçalayan yağışla birlikte ne var ne yok bütün Akdeniz'e önüne kattığı her şeyi sürükleyip götüren bir hava oluşacak. Akdeniz'de kararsız hava koşulları arttığı için de inanılmaz fırtınalar göreceğiz. Daha geçenlerde yani ben bu videoyu çektiğim tarihten bir hafta öncesi için düşünün. Ekim ayında ne gördük? Biz Ben Adana'daydım mesela gelemedim. Adana'da öyle bir yağış, öyle bir şeyle birlikte fırtına, şimşeklerle birlikte ağaçlar söküldü, devrildi. İşte bunlar Akdeniz'de daha da artacak. Aslında Akdeniz, Ege ve Marmara'da bu fırtınalar, bu bahsettiğimiz kasırga türü rüzgarlar artacak. Aşırı yağışlar gelecek. Karadeniz aynı şekilde İç Anadolu çöle dönecek. E Güneydoğu çöle dönecek. Ege'ye ne kaldı? Tek yaşanacak yer Yozgat diye. <laughs> Yok o da biraz biraz gidecek. Doğu Anadolu daha iyi olacak bu anlamda. Peki buzulların erimesine bağlı olarak ne olacak? Deniz seviyeleri yükselecek. Arkadaşlar buzullar erimeye başladığında örneğin deniz seviyesi 1 metre kadar yükselirse. Yani şu kadar falan. Yani çok değil. Peki ne oluyor 1 metre deniz seviyesi yükselirse? Şu olacak. Çukurova'yı unut. Bafra ve Çarşamba ovalarını unut. Ege'nin kıyı ovalarını unut. Ve kıyıda olan mesela İstanbul'un yalları malları gitti. Zaten onlar depremlere gidecek. Tsunamilerle gidecek. Yani büyük oranda kıyıda yaşayan nüfusun yaşayacak yeri kalmayacak. Biz tarım topraklarımızı kaybedeceğiz. E ağzınızdan bal damlıyor hocam der gibisiniz. Bunları ilerleyen zamanlarda ha bu şey gibi değil arkadaşlar. Yani bir gün içinde göreceğiz bir şey değil. Bu zamanla 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 yaşayacağımız şey ileride biz inanılmaz fazla şunları göreceğiz. Göçler göreceğiz ve bu göçlerin başlıca sebepler özellikle kıyı kuşağında yaşayanların sadece Türkiye açısından değil bütün dünya açısından kıyılarda yaşayanların göç ettiğini göreceğiz. Ya hadi bizi falan geçtim de Hindistan, Bangladeş vesaire o çevreleri düşündüğümüz zaman bu şu demek milyarca insanın Çin'i vesaire artık iç kesimlere doğru göç etmeye başladığını göreceğiz. Yani dünya ileride e, bugünkü kadar şu an sakin. Öyle diyeyim. Hani sakin zamanı bu mu diyorsanız evet bu sakin zamanı. Çukurova, Egevolar deniz seviyesinin yükselme sonucu tuzlu su baskınlarına uğrayacaktır. Bu nedenle tarımsal üretim zarar görecek. Diğer bölgelere kitlesel göçler yaşanacak ve bütün dünyada bu olacak. Kentlerdeki betonlaşma ve asfalt yüzeyler ısının kent içinde daha da artmasına neden olacak ve şehirler üzerinde ısı adası adını verdiğimiz bir sıcak kubbe oluşacak. Zaten bu ısı adasından dolayı e, oksijen de azalmış. Kentler iyice yaşanmayacak yerlere bilim kurgu filmlerinde vardır ya böyle e, artık terk edilmiş kentler, büyük büyük binalar ama betonlar, camlar kırık, hiç kimse yok ortada. Çünkü millet nefes alamıyor. Kırsallarda zombiler falan. Ha ileride ona doğru dönüşeceğiz. Ee, bu durum kentlerin kırsala göre daha sıcak olduğuna sebebiyet verecek. İşte küresel iklim değişimi sonucunda e, Allah'tan bulacağımız her şey e, kendi elimizle ettiğimiz için e, karşılığını bulduğumuz her şey bunlar olacak. Hani diyor Allah belamızı vermiş hocam herhalde diye. Yani ilerleyen şöyle diyeyim bu 50 yıl ya da 100 yıllık bir periyot içerisinde bu bahsettiklerimizin madde madde daha da sıklaşarak geldiğini göreceğiz. Esasında biz şunu yaşıyoruz. Biz şu an bir buzul arası dönemdeyiz. Bundan sonra bir buzul çağı var yani buzul çağına doğru giderken bu hava değişimleri, kararsızlıklar vesaireler yaşanabilir. Normalde biz daha geç olacak olan bir periyodu işte kendi elimizle erkene çektik. Ama şunu hep söylerler. Efendim e, bu sera gazı salınımları var, işte Kyoto protokolleri, Paris iklim anlaşmaları yapalım niye? Çünkü çok fazla atmosfere e, şey salıyoruz. E bunu ya perhiz lahana turşusu gibi. Kim savunuyor bunları? Gelişmiş ülkeler. En fazla kim kirletiyor? Gelişmiş ülkeler. E senin sere gazını azaltmamız lazım, emisyonları azaltmamız lazım diye. Yani dünyaya bakıyorsun en fazla sere gazı nereden çıkıyor? Yani bu şey dediğimiz kirleten karbon nereden çıkıyor? İneklerden. <laughs> ne diyecek hocam dalga geçiyor herhalde diye. Yo ineklerden. Özellikle mesela Avustralya çiftliklerindeki geyiren ineklerin ortaya çıkarmış oldukları gaz... O azotlar vesaireler karbonlar bunlar inanılmaz bir kirletici. Ne yapalım şimdi çiftliği mi kapatalım ineğe mi şey yapalım. Hollanda bunu tartışıyor mesela diyor ki inekler çok fazla giyiriyorlar çok fazla gaz çıkarıyor ne yapacağız bunu. Ya gerçekten dünyada böyle şeyler oluyor. İklimde meydana gelen değişimler sonucunda yaz dönemlerinde yaşanan yüksek sıcaklıklar şiddetli yıldır, rüzgarlar ve yıldırımlar orman yangınlarını artıran bir olaydır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde orman yangını hassasiyeti diğerlerinden daha fazladır? E zaten orman yangını deyince biz hemen neyi düşünecektik? Akdeniz iklim bölgesini düşünecektik. E Akdeniz iklim bölgesinde olan Mersin buna uygundur. Zaten Konya'da yanacak bir orman yok. E Diyarbakır'da gene aynı şekilde düşünebilirsiniz. Sivas, e serin biraz. E Rize'de zaten her yer ıslak. O yüzden Akdeniz iklimini düşünün yeterli. Küresel iklim değişimleri sonucunda Türkiye'deki bir yörede otlaklar gürleşecek. Hmm neresi acaba? Büyükbaş mera hayvancılığı için daha alverişli yerler haline gelecek. Ne demiştik? Doğu Anadolu'da yağışın artması, sıcaklığın artması otlakları gürleştirerek daha fazla merayı çayır ortaya çıkaracak. Yukarıdaki ifadeyi kullanan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini bu duruma kanıt olarak gösterebilir diyor. Konya gitti, Samsun gitti, Antalya, Batman gitti. Çünkü bizim aradığımız şey ne? Hocam Erzurum, Kars, Ardahan çayırları. Bunların büyümesi, gelişmesinden bahsediyoruz. Türkiye'de koruma altındaki özel alan ve türlere girdik. Bunlar birer satır birer satır hızlıca konuşacağımız şeyler. Dikkat edin. Biz normal şartlarda hani bazı alanları tabiat parkı, tabiatı koruma an, an, anıtı ya da işte e, tabii milli park ya da Ramsar alan gibi çok fazla isimlerle zaten bunları ne yapmışız? Koruma altına almışız. Tabiat anıtı. Ne demek hocam bu tabiat anıtı? Normalde insan da bir anıt yapar, bir eser bırakır ileriye kalsın diye. Bazen doğa da bunu bırakır. Bazen bir ağaçtır, bazen bir şelale, bazen sadece ilginç bir kaya parçası. İşte doğada bulunan tek başına orada duran, aman şunu koruyalım ya, bak anıt niteliğinde gelecek nesillere kalsın. Doğa yapmış bunu dediğimiz bazı ürünler var. Onları tabiatı tabiat anıtı diyoruz. Şimdi Türkiye'nin ilk tabiat anıtı Düzce'deki Samandere Şelalesi. Yani bir şelale, aa şurada görmüş olduğunuz şelale, tabiat anıtı. Koruyalım, geleceğe aktaralım denilen bir yer. Burada hocam listeyi sayarsanız o yüzlerce şey bulursunuz. Hepsini ezberlemeye, hepsine bakmaya çalışmayın. Sadece birer fikriniz olsun ben o anlamda söylüyorum. İlk tabiatı koruma alanı. Bakınız tabiatı koruma alanı dediğimiz anda şu var. Normalde buraya girebiliyor değil mi insan bak. Tabiat anıtını görebilirsin. Onu korumana şey yapmana gerek yok. insana gösterebilirsin. Ama şurada görmüş olduğunuz yer Türkiye'nin ilk tabiatı koruma alanı Hacı Osman Ormanı'dır. Samsun Çarşamba'da bulunur. Oradaki ekosistemi bozulmasın diye insan girişi yasaktır. Şunu fark etmişler insan içeriye girince bozuluyor gidiyor. Orada işte doğanın kendi kendini koruyabilmesi için tabiatı koruma alanı ilan edilmiştir. Ben burada şöyle bir ipucuyla aklınızda kalsın diye zamanda bir tane şey vardı ya bir yangın sonucunda e, mikrofon soruyor bir tane teyze <laughs> diye dede dedeye sahip çıkalım diye ben de burada diyorum ki Hacı Osman ormanını görünce Hacı Osman dede dedeye dedeye ne yapmışız sahip çıkmışız sahip çıkalım dedeyi koruyalım tabiatı koruma alanı Hacı Osman dede öyle aklınızda kalsın burada dedeye sahip çık. Tabiat parkı, tabiat parkı dediğimizde şu belediyenin yapmış olduğu parkın aslında altyapısının hazırlanmış hali. Tabiat parkları içerisinde ilki Ölüdeniz Kıdırak dediğimiz Fethiye'de bulunan Muğla Fethiye'deki yer. An şurası fotoğraf olarak da göstereyim buradan. Şu görmüş olduğunuz yerde zaten bir ne vardı. Eskiden bir orman vardı. Orada bir düzlük vardı. Bunlar Allah yapısıydı. Sonra buraya belediyeler geldi ya da Orman Müdürlüğü geldi. Bantlar koydu. Oralara şezlonglar koydular. Hadi millet burada eğlensin diye. İşte tabiat parkı dediğimizde böyle milletin eğlence, dinlence, turizm, rekreasyonunu karşılamak üzere yapılmış yerdir. Tabiatı koruma alanı sahip çıkılacak alandır. Kime sahip çıktık? Dedeye. Hangi dede? Hacı Osman dede. Öyle aklında kalsın. Tabiat anıtı dediğimizde tek başına duranlar bir şelale, ya da bir ağaç dediğimiz gibi bir kaya bunların hepsi anıt olabiliyor. Bunlardan ilki düzce samandere şelalesi diyoruz. Milli parklara geldik. Milli park ne demektir? Uluslararası aslında bilimsel estetik değerler bakımından korunması gereken ve gelecek nesillere aktarılması gereken alanlara biz milli park diyoruz. Türkiye'nin en büyük milli parkı kapladığı alan bakımından Ağrı Dağı Milli Parkı'dır ki zaten o 5137 metrelik dağ bir milli park alanı ilan edilmiş ve en büyük milli parkımız burasıdır. En küçük milli park ise Yozgat çamlı milli parkıdır. Aha şurada görmüş olduğunuz Yozgat Çamlık milli parkı. Milli park bu kadar arkadaşlar. Şu o yıllardır Yozgat Çamlığı Yozgat Çamlığı dediğimiz yer aslında 50 dönüm bir yer. 50 dönüm dediğin ne ki ya? buradaki sıradan bir şehir içerisindeki park kadar. Ama özellikle işte demiştik ya çok fazla orman tahribatı vardı. Yozgatlı'nın elinden ağacı kurtarmak gerekiyordu. O yüzden de 1958'de alelacele milli park ilan edilerek orası korunmaya çalışıldı. En küçük aynı zamanda ilk manasında da biliyoruz bak Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlık Milli Parkıdır. 2018 KPSS sorusuydu kendisi. Milli parklar içerisinde bakın bu sorulabilir. Ben buna dikkat çekiyorum. Şöyle rengimi değiştireyim. Milli parklar içerisinde beşeri özellik gösterenler. Bak buradan soru gelir. Çünkü milli park dediğimiz sayıca çok oldukça fazlalar. Ama bunlar içerisinde doğal unsur olan var. Mesela bir milli park ne? Çamdan o ibaret. Yani buradaki 400-500 yıllık karaçam çam ormanları var onu korumak için. Yani birisi doğal. Mesela bir bakıyorsun Ağrı Dağı. Ağrı Dağı'nda sen insani bir şey arayabilir misin? Ee, bu dağın işte eski bir kalıntısı var. Burada bir e, koruma altındaki bir eski kent var. Ya da burada bir savaş alanı. Böyle bir şey diyemiyorsun. O dağdaki güzellikler, oradaki bitki, oradaki hayvan türleri vesaire bunları korumak için. Bir göl. Mesela beşeri özellik gösterir mi? Hayır. Ama beşeri ne demek? Başkomutan Milli Parkı dediğimiz arkadaşlar Afyon'da bu başkomutanlık savaşı diye de geçen aslında milli mücadele dönemindeki savaş alanının tamamen oradaki cepheler, oradaki hala patlamamış mermiler bile duruyor diyor. Böyle bir beşeri özellik tamamen savaş alanı olmasından dolayı. Aynı şekilde Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı Polatlı ile Ankara arasında o alanı görürsünüz. Geçerseniz zaten tabelası dikilidir. İstiklal Yolu Milli Parkı. Kurtuluş Savaşı'nda İstiklal Yolu dediğimiz Kastamonu İnebolu'dan başlayıp da Çankır üzerinden Ankara'ya kadar gelen bir yolumuz var değil mi? İşte bu İstiklal Yolu diye geçer. O zamanki işte cepheye arka taraftan mermilerin topların taşındığı yol. İşte burası da Kastamonu, Çankırı, Ankara bu çevre istiklal yolu. Nene Hatun Milli Parkı ki zaten doğuda Erzurum'da Ruslara karşı Nene Hatun'un direnişiyle o çevrenin yine savaş alanı olmasından dolayı bu şekilde ilan edildi. Ve Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı zaten kendisi Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi diye bilinir. Şimdi gelin bakalım <laughs> Birazdan pardon <laughs> haritasında göreceğiz. Türkiye'nin ilk tabiatı koruma alanı. Aha tabiatı koruduk sahip çıktı. Kime sahip çıkalım? Dedeye. Dedenin adı neydi? Osman Dede. He, Osman Dede. O zaman bakayım. Yozgat Çamlı ilk milli park. Görkemli meşe bir tabiat anıtıdır. Burada Samandere Şelalesi ilki. Görkemli meşe diye de bir şey var. Bunlar diyor mu yüzlerce bunlara gerek yok. Bu şey değil. Artvin Camili birazdan göreceğiz Biosfer rezervi diye geçecek. Ölü Deniz dediğimiz tabiat parkı, Ölü Deniz Park. Ama kime sahip çıktık dedeye? Hangi dede? Hacı Osman dede. İşte burası ilk tabiatı koruma alanı oluyormuş. Yukarıda verilen milli parklardan hangileri doğal özellikler ve korunması gereken alanlar olması nedeniyle milli park? Ha, doğal mı, beşeri mi ayrımını yapmışız burada? Hemen bakıyorum. Nene Hatun Milli Parkı. Doğal mı, beşeri mi? Yine hatun beşer. Değil mi? O zaman gitti. Bey Dağları Milli Parkı. Dağ alanı varsa Antalya Bey Dağları ormanı vardır, bitkisi vardır, hayvanı vardır. Dağ vardır, bağ vardır. Hatila Vadisi Milli Parkı. Hmm. Burada bir vadi olduğuna göre acaba Karadeniz'de o güzel yaylalar, vadileri ortaya çıkarmak için yapılmış olabilir mi? Olabilir. Başkomutan Milli Parkı 5 Beşeri. Bize ne demişti? Doğalları söyle. Ben de dedim ki 2 ile 3. Senin vadiler. Bak dağ, vadi, akarsu veya göl. Bunlarla ilgili bir şey görürseniz. Mesela Beyşehir Gölü Milli Parkı. Manyas Gölü Milli Parkı. E bunlar ne oldu? Hepsi doğal. Ya da dedi ki Longoz Ormanları Milli Parkı. Hmm, orman. O zaman ne oldu? Doğal. Evet. Bakıyorum şöyle hemen. Genel olarak beşerileri şöyle bir ayırt edelim. Bakınız. Başkomutan Afyon, Sakarya, Ankara. Bak baktım. İstiklal yolu, Kastamonu, Çankırı. Dediğimiz gibi İnebolu'dan başlayıp gelen yer. Nene Hatun, Erzurum. Malazgirt Meydan Muharebesi, Muş. Şurada da Kars, Sarıkamış. Yine Nene Hatun ve Sarıkamış. Genel olarak baktığımda bunları ne özelliğiyle gördük biz? Biz bunları beşeri savaş alanı olması nedeniyle görmüş olduk. Bunun yanı sıra bazıları tamamen dediğim gibi göl. Örneğin Beyşehir Gölü. Örneğin Manyas, Kuş Cenneti. Şurada Gala Gölü, Edirne gibi. Bazıları göl, bazıları orman, bazıları tarihi kalıntı mesela. Kim gibi? Göremen Evşehir. Normal şartlarda Göremen Evşehir bir milli parkımız olarak duruyordu. Fakat ne oldu? Sonradan bunu iptal ettik. Öldü. Artık Kapadokya'nın olduğu yer UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Kapadokya artık milli park değil statüsünden çıkarıldı. E burada da niye hani bu milli park yıllardır duruyordu ne oldu da hani imara mı açılacak vesaire diye düşünüldü bilmiyoruz. Bir gece kararnamesiyle milli parklıktan düşürüldü. Ama hala UNESCO'da var. Ramsar alana geldik. Nedir hocam bu Ramsar alan dediğimiz şey? Hikayesi şu arkadaşım yanda da yazıyor zaten. 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde yapılan bir toplantı sonucunda ortaya atılmış bir fikirdir. Adını toplantının yapıldığı kentten almaktadır. 71 yılındaki bu e, şeye Ramsar Sözleşmesi diye bir sözleşme yapılıyor. Amacı şu. Sulak alanların ve göçmen kuşların geç ettiği yerlerdeki alanların korunması. Ramsar aslında hani sar sarmala kimleri kuşları Kuşları sarıp sarmaladığımız sulak alanların koruma projesi 1975 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye 1994 yılında buna taraf oldu. Yani orada toplanıldı ama Türkiye 23 yıl sonrasında buna girdi. Ve ilk kez Ramsar alanımız Göksu Deltası. Mersin Silifke diğer adıyla da Silifke Deltamız vardı ya. Onun olduğu yerde ilk Ramsar alan çalışması yapıldı. Son Ramsar çalışması ise 2013 yılına ait arkadaşlar 2013'ten sonrasında Ramsar alanımız yok. İlan edilmedi, çalışılma yapılmadı. O da Nemrut Krater Gölü dediğimiz. Genel olarak baktığımızda bakınız. İşte göçmen kuşların, göçmen Meke kuşlarının uğradığı Meke Gölü. Ya da şurada bir kapalı havza Kırşehir'deki Seyfe Gölü. Ya da şurada Balıkesir Manyas Kuş Cenneti dediğimiz Kuş Gölü. Bunun gibi yerler kuş türlerinin özellikle göçmen kuşların Türkiye üzerinden kuzeye doğru giderken uğrak verdikleri, eğilip bir yudum su içtikleri alanlar. Dolayısıyla bunlar da sulak alanları. Kuşları ne yapacakmışız? Ram sarmışız, sarmalamışız. Öyle aklınızda ipucu olarak kalsın. Aşağıdaki Türkiye haritasında 5 milli parkın konumu numaralarla gösterilmiştir. Haritada numaralanmış yerlerde bulunan milli parklar hangi seçenekte doğru verilmemiştir diyor bize. Bakıyorum. Bir demiş Abant Milli Parkı. Abant, Yedi Göller. Bolu olabilir mi? Olabilir. Bir numara tutuyor mu aşağı yukarılara? He aşağı yukarı tutuyor dedim. Bu doğru olabilir dedim. İki Yozgat Çamlı. Hmm, hemen bakıyorum. Yozgat mı burası? Evet. Yozgat'ın olduğu yere denk gelmiş olabilir. 3. Nemrut Dağı Milli Parkı. 3'e baktım. Nemrut Dağı. Aa hocam. Şimdi bizde iki Nemrut vardı değil mi? Acaba Milli Park olan Nemrut hangisi? Şunu sorayım size. Milli Park olan Nemrut'u düşünüyorsan eğer. Sen. Tatile çıksan, gezmeye çıksan, Adıyaman Kahta'daki o heykellerin olduğu Nemrut'u mu gezmeye gidersin? Yoksa tepesi patlamış bir tane volkanik 2000 metrelik dağa çıkmayı mı gidersin? Nereye gidiyorsun görmeye? Adıyaman Nemrut'a değil mi? İşte bu Nemrut Dağı Milli Parkı dediğimiz yer arkadaşlar Adıyaman Kahta'daki Nemrut'tur. Adıyaman Kahta. Ben ne demiştim? İşin içerisinde turizm girerse böyle milli park, turistik değer bilmem ne falan filan girerse bil ki orası Adıyaman Nemrut'tur. Ancak fiziki bir oluşumdan söz ediyorsa efendim tepesinde bir göl vardır. Fiziki de mi göl? O zaman Bitlis Nemrut'tur. Efendim bu patladığı için lavlar akmış, bir derenin önünü tıkamış, Van Gölü'nü oluşturmuş. O zaman Bitlis Nemrut'tur. Hep fiziki olarak sorulursa Bitlis Nemrut ama Milli Park, turistik değer vesaire UNESCO miras listesi bunlardan bahsederse kim olur? Adıyaman Nemrut. Gala Gölü Milli Parkı Edirne, Gala Gölü hemen o uçta ve Dilek Yarımadası Aydın'da bulunur. Hani hocam her şeyi bileyim mi? Hayır. Bak spesifik. Bunu bil. Zaten bunu karıştırma. Diğerleri kafanı karıştırsın diyedir. Bu zaten yeterince kafanı karıştırıyor. Öbürlerine bakma bile. Göçmen kuşların göç yollarında bulunan sulak alanların korunması amacıyla Ramsar alan ilan edilmektedir. Aşağıdaki sulak alanlardan hangisi? Aynı zamanda bir milli parktır. Bakıyorum. Burdur Gölü Milli Parkı, Nemrut Gölü Milli Parkı, Mekke Gölü Milli Parkı, Seyfe Gölü Milli Parkı, Manyas Gölü Milli Parkı. A olabilir. Diğer adı neydi? Kuş Cenneti. Ama kirli mi derse evet hocam kirli de bir yudum su içen kuş öyle yazıyor. Öyle de düşünebilirsiniz. Yeşil kuşak projelerine geldik. Nedir hocam bu yeşil kuşak projeleri? Ya bunları diyorum ya büyük oranda geriye yaslanıp dinlemelik bir kısım olarak görün. Mantığınıza zaten yatırım bir sorun kalmayacaktır. Yeşil kuşak şu. 1957 yılı ve 1961 yılında Ankara'da ciddi büyük seller yaşandı. Ve bu sellerde 172 kişi hayatını kaybetti. Hal böyle olunca artık dediler ki yok bu böyle olmaz. Ne yapıldı? Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü diye o zamanın ismiyle bilinen bir genel müdürlük 3 Aralık 1992 tarihinde bir şey başlattı. Dedi ki bundan sonrasında kentlerin içini ve etrafını ağaçlandırmaya başlıyoruz. Büyük bir kampanya. Amacımız ne bu projede? Son yıllarda büyük şehirlerde tehlikeli boyutlara ulaşan çevre ve hava kirliliğini azaltmak. Orman zaten hava kirliliğinizi azaltır, oksijen sağlar. Bu güzel. Sebepleri mantıken düşünüyorum. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak bu hedefler içerisinde olabilir. İnsanımıza orman ve çevre sevgisi kazandırmak için kent ormanları tesis etmek aslında millet bahçesi mantığı gibi bir şey aslında zamanının. Ağaçlandırma yapmak, kentlerimizin düzenli ve planlı gelişmesini sağlamak, güzel hedefler. Ülkemizin turizm potansiyelini artırmak, evet güzel yeşillendirdiğinde, ağaçlandırıp ormanlandırdığında değil mi? Ankara böyle etrafı gür ormanlar olsa, başkentin böyle orman içerisinde bir yer olsa güzel olmaz mıydı? Bence olurdu. Şimdi bozkurun içindeyiz. Toprak muhafaza tedbirleri almak suretiyle ne demek? Toprağı koruma yani aslında erozyonu korumaya çalışıyorsun aynı zamanda. Yerleşim birimlerinde de sel taşkınları önlemek ki amacı zaten Ankara'daki sel taşkınlardan çıktı ortaya. Kentin içme suyu kaynakları ile körfez, baraj, göl, gölet gibi alanları korumak. Aynı zamanda değerlendirilemeyen ülke topraklarını el, e, ekonomiye kazandırmak amacıyla Yeşil Kuşak projesine gerek duyulmuştur. Yani Yeşil Kuşak projeleri dediğimiz hem kentin içinde hem de etrafında ana yollarda, caddelerde, şehirler arası yollar ve etraflarını tamamen ağaçlandırarak bakın erozyon önlemek var. Turizmi artırmak var. Sel taşkınları önlemek var. E, Kentte yaşayan insanlar açısından oksijen imkanını artırmak, eğlence, dinlence, kültür, rekreasyon, turizm alanları artırmak var. Ama ne yok ona bakacağız. Büyük kentlerin çevrelerini ağaçlandırması, kentlerin nefes alacak alanların oluşturulmasını öngören proje, aşağıdakilerden hangisine meydana gelen sel, taşkın olaylarından sonra hayata geçirilmiştir? Neresi başlangıç oldu? Ankara. Unutma. Bizim yaşadığımız Ankara ciddi manada selleriyle meşhurdur her senede muhakkak irili ufaklı yaşanır ve bunun sonucunda da bu işlem yapılmaya başlandı ama önlendi mi? Hayır. Çünkü yapılmadı. Kentlerin içinin ve kenarının ağaçlandırmasını öngören Yeşil Kuşak projesinin hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hava kirliliğini azaltmak olabilir ağaçlandırma. Kişi başına düşen yeşil, yeşil alan yeşil alanı artırmak var. Maden sahalarında kaybedilen ormanları sağlamak. Sen nerede gördün? Maden amacıyla kesilen hangi ormanın yerine yeniden orman yapıldığını gördün? Gördüğün bir örnek varsa bu hedefler koyabiliriz. Böyle bir şey yok. O kesildiği anda bitti. Onu unut bir daha. Kentlerin düzenli ve planlı gelişmesini sağlamak var. Sel taşkınları önlemek var. Ama kesilen madende bir daha bir şey çıkmaz. Evet son <laughs> meselemizde aslında bileceğimiz en önemli nokta şu. Biyosfer rezervi. Ne demek hocam bu? Biyosfer ne demek? Canlı küresi değil mi? Burada bir canlı küresi Türkiye'den demişler ki Bir canlı küre seçsek Havasıyla, suyuyla, bitkisiyle, hayvanıyla Oradaki küçücük sol canından tut da uçan kuşuna kadar En kaliteli ve tek başka örneği olmayan bir yer seçsek biosfer rezervi desek buraya da Kim olur? Artvin Camili Havzası Borçka'da bulunan camili Bakınız Burada zaten UNESCO tarafından ilan edilir bunlar UNESCO belirlemiştir Neye? Biyosfer programı çerçevesinde Türkiye'nin ilk ve tek başka bir örneği yok. Rezerv alanı demişler ki adını da buradaki camiden alan Artvin Boşka Camili Havzası dediğimiz yerdir. <laughs> Kısaca bu şekilde bilmemiz yeterlidir. Sorusu Türkiye'nin ilk ve tek biosfer rezerv alanı Camili Havzası haritadaki numaralı yerlerden hangisindedir? Nere camiliydi? Artvin Boşka Camili. Artvin olduğuna göre de kaç numaralı yer olmalı? 3 numaralı yer olmalıdır. Evet arkadaşlar çevre doğal afetler konumuz buydu. Bundan sonra nüfusa geçiyoruz. 3 soruluk bir üniteye geçiyoruz. Nüfus yerleşme ve göçten bahsedeceğiz. O üniteye görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.